Coşturmayacağım. Biz bu dünyada nasıl yaşanacağını müstehcen
kendimizi yumduğumuzda, açtığımızda başka bir yolda olduğumuzu görürdük. Onun için kardeşler, biz şehitlerimizi sadece hatıra olsun diye, vefakarlık olsun diye, bize yakışan budur diye anla değil, yani onlar bizim gerçekten yolumuzun üzerindeki ışıl ışıl yanan, buradan gideceksin diyen işaretlerimizdir. Onun için biz onları gerçekten rahmetle yad ediyoruz ve Rabbimizden onlara kavuşmayı istiyoruz. Bugün bu ümmetin başındaki en büyük bela birbirlerini Allah-u Ekber diye öldürmeleridir. Kafirlerin öldürdüğünden daha çok inanın araştırmacılar, anketçiler, strateji sahipleri yapsınlar, bir araştırma yapsınlar. Amerika'nın daha çok Müslüman öldürdü tam 20 yılda. Rusya'nın daha çok Müslüman öldürdü ve İsrail mi daha çok Müslüman öldürdü? Yoksa La İlahe İllallah diyen insanlar mı daha çok Müslüman öldürdü? Buna bir bakalım. Böyle bir büyük bir bela ile karşı karşıyayız. Oturup bunu çözmeliyiz biz. Bu çok önemli bir olaydır. Allah bizi muhafaza buyursun. Niye? Yani eğer bizi bir Amerikan olması, bir İsrail helikopteri şehit ediyorsa hiç üzülmüyoruz. Bayram ediyoruz Rabbimize kavuştuk diye. Ama eğer düşünebiliyor musunuz? Allah-u Ekber diye bir yerin sizi öldürmüşse, siz de Allah-u Ekber diye bir insanı öldürmeye teşebbüs etmişseniz, bundan daha büyük bir bela olabilir mi Allah aşkına? Boynuma geçirgenip Abdülhassa çek sefayı Azrail. Başımı alıp götürsün semaya doğru. Sar beni ey hayat veren ölüm. Kıpkızıl gömleğinle sar beni ki bu yol heybetli imanların yoludur. Ve tarihin en asude deminden seslendi bir şehit. Ölüm bir tülkü çığırdı zamana. Ben ise zamanların ötesinden gelen Nida'ya verdim ruhumu. Neresin ey Fidayı Huda, mevsim şu batı göstermekte. Ruhlarımız, nesiller, bedenler titriyor. Vakit bir akşamüstü ve şehadet bir dönemin gizeminde.